Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji dedik ama gene kaydı ilme. Gene yapamayacağım. Kur'an. Kur'an'ı böyle bize bakan ve bize malzeme olacak delilleri. Allah'ın varlığının delilleri, tüm deliller Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna delildir. Cümle cümle okuyorum. Allah'ın varlığının delilleri var ya, tevhid. Kainattan Allah'ın delilleri. Allah'ın varlığının delilleri, tüm delilleri, aynı zamanda da Kur'an'ın Allah sözünü olduğunun delilidir. İnsanı meşgul eden suallere cevap verilmeseydi, kainatla izah edemezsiniz. Kainatı kainatla izah edemezsiniz. Varlığı varlıkla izah edemezsiniz. Yani elmayı gösterir. Bu nedir? Armut değildir. Bu izah değildir. Onun arasındaki farkı söylüyorsun. İnsan nedir? Sığır değildir. Güneş değildir. Taş değildir. Nedir? Bilmiyorum. Kainatı kainatla izah edemezsiniz. İnsanın batının evvelinin, ahirinin ve zahirinin sorduğu sorulara Kur'an'dan başka cevap veren var mıdır? İnsanın evveli nedir? İnsanın ahiri nedir? İnsanın zahirisi nedir? Batınısı nedir? Cevap veren Kur'an'dan başka hiçbir kaynak yoktur. Verilemez. Kur'an'ın delilleri. İzah etmeye kalkarsam çok uzun olur ama şu kadar değil. Tarih boyu insanoğlunun en çok merak ettiği mevzu kendisidir. Bunu unutma. Bütün felsefeler bunun üzerine kurulmuştur ama izah da edememiştir. Hepsi isabet etse bile, ettiğini de bilemez çünkü zanda kalır. Birisi diyecek ki, ha tamam mı? Tamam, isabet etti. Kim diyecek? Kainatın sırlarını kainatın içindekilerle çözemezsiniz. Ancak kainatın dışından kainata bakan çözer. Dağın içinde olan dağı göremez. Kainatın sırrını kainatın dışında olan görür. Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Bu masayı ben yaptım diye ben masaya benzemiyorum ve masadan önceyim. Bu masayı çözmen için ne oldu? Bu masa nedir? Çiçek değildir. Tamam. Nedir? Telefon değildir, kitap değildir, bardak değildir. Nedir yani? Neyle çözeceksin? Masanın dışıyla çözeceksin. Kainatı da kainatın dışıyla ancak çözülür. Bir zat birkaç meselelerde mutahassis olabilir. Yani bir doktor veya bir fizikçi birkaç konuda yani malumat olur birkaç mevzuda. Malumat demiyorum, mutahassis. Mutahassis birkaç mevzuda olur. Ama Kur'an ise tüm meselelere hakim olduğunu gösteren ifadeler var. İfadelerde eminlik var, şüphe ve tereddüt yoktur Kur'an'ın gidişatında. Yani zannediyorum ki, Kur'an'da böyle yok. Tahmin ediyorum ki, olabilir ki böyledir, şöyledir demiyor. Bu böyledir diyor. Kur'an'ın gidişatında tereddüt yoktur. Mesela şöyle diyeyim. Kur'an veciz söylüyor ama işin ruhunu alıyor. Nasıl? Mesela iki kişi gargar konuşuyor. Almanca tak 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 konuşuyor. Ötekisi de bir tanesi de dinliyor. Bilirsin ki bakarsın ki hakikaten bu Almanca bilmiyor. Hiç dahil olmuyor konuşmaya. Yarım saat bu konuştu, yarım saat bu konuştu. Ondan sonra biraz sıkıntı oldu, münakaşa gibi oldu, gerginlik oldu. Bu devreye girdi, dedi ki bir cümle söyledi, ikisi de şaşırdı ve barıştı. Evet bir cümle söyledi. Ha, bu zahirde bakarsın bu Almanca bilmiyor. Hakikatta Almanca'ya hakim olduğunu gösteriyor.
Değil mi? Bir, Almanca'ya hakim olduğunu gösteriyor. İki, bunun mevzusuna da hakim, bunun mevzusuna hakim, bunun bilmediği, bunun da bilmediği bir makamda bulunuyor. Bir cümle söylüyor, Almanca bildiğini anlaşılıyor ve mevzuya çok hakim olduğunu gösteriyor. Bir cümle. Bir cümleyle ne olacak? Çünkü zamanında ekiyor. Zamanında ve zemininde ekiyor. Zaman ve zemin. Yani kışın ekilmez, zaman yanlış. Toprak taşlı tarlaya ekilmez, zemin yanlış. Zaman ve zemin. Bir cümleyi zamanında ve zemininde söylüyor, ortalık değişiyor. Bir cümle. Onlar çok konuşmasıyla Almanca'yı çok bildiğini göstermediği gibi, çok konuşmaya ile mevzuya çok hakim olduğunu da göstermez. Kur'an az söyler, az söyler, öz söyler. Anlaşılıyor değil mi? Kur'an insanla ve varlıkla çatışmıyor. Bilakis ona ihtiyaç duyuyor. Yani Kur'an insanla çatışmıyor. İnsana savaş açmamış. İnsanla barışık. Zira kabir ve ötesini Kur'an'dan başka cevap veren insana yoktur. Olamaz da. Çünkü vefat ettikten sonra insan nereye gittiğini anlaman için de bu atvara sokamazsınız. Kur'an'ın getirdiği hükümler ve kanunlar gösterir ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Çünkü her hükmü ve kanununa her geçen gün ihtiyacımız daha çok artıyor. Yani Kur'an'ın geldiği zaman getirilen hükümler, vallahi o zaman ihtiyaç vardı. Şimdi ihtiyaç yok. Mesela insan haklarına, o zaman ihtiyaç vardı, şimdi yok, öyle mi? İçki haramiyetine, o zaman ihtiyaç vardı, şimdi yok, öyle mi? Miras hukukuna, o zaman vardı, biliyor musun? Yani Kur'an'ın hükümleri ve kanunları insanların, insanlar gibi ve insanların kanunları gibi ihtiyar olmuyor, tebdil edilmiyor, kaldırılmıyor. İnsanların kanunları ve hükümleri insanlar gibi ihtiyarlaşıyor, değiştiriliyor, hükmü kaldırılıyor. Kur'an'ın hükümleri ise her geçen gün rasi sağlam olduğunu ihtiyacımız da gösteriyor. Her geçen gün Kur'an'a daha çok ihtiyacımız olduğu gözüküyor. Yani misal verdim. Kumar mesela. Değil mesela, aklınıza ne geliyorsa. Diyebilir misiniz? Tek bir hükmünü söyleyin bana. Zekat mesela. O zaman ihtiyaç vardı. Şimdi bunu hakikaten ciddi ihtiyaç yoktur. Bir tane vicdanınızda söyleyin. Yok. Hadiseler hüküm ve kanunlarını devre dişi yapmıyor. Olaylar. Kur'an'ın hükümlerini yapmıyor. Ancak art niyetliler yapıyor. İnsanlar 1400 seneden beri insanlığın dörtte birini adaletiyle idare etmiştir. Yani Kur'an'ın hükümlerine tabi olan 1400 seneden beri insanların akıllarını, kalplerini, ruhlarını, içtimai hayatlarını, insanlığın dörtte birini, bir rivayete göre beşte birini insanları idare etmiştir. Kur'an'ın hükümleri beşeri kanunlar gibi ihtiyar olmuyor. Beşer hukuk fakültelerinde bütün beşerin yardımıyla ortaya koydukları kanunları yine beşerin yardımıyla oluyor. Okuyor, pardon. Bir daha söyleyeyim. Beşer hukuk fakültelerinde bütün beşerin, bütün insanlığın yardımıyla ortaya koydukları kanunları üniversiteye giden çocuk gene insanların yardımıyla o hukuku öğreniyor. Kendi başına açıp da o kitaptan hükmünü öğrenemiyor. Fakat bu kanunlar 3-5 sene ancak gündemde kalabiliyor. Kanunlar 3-5 senede, beşeri kanunlar gündemde kalabiliyor. Oysa Kur'an 14 asırdan beri tüm dünya toplumuna, her sınıf insana, her zamana cevap olup vicdanları tatmin ediyor. Aklı inşa, kalbi ihya, hayatı aktif ettiği halde bu peygamber hukuk fakültesi mezunu değildir. Bu peygamber ilkokul okumamış.
Bu peygamber okuma yazması yoktur. Bu peygamber peygamberliğin çıraklığını, kalfalığını, ustalığını almamıştır. Çok ilginçtir. Peygamberliğin çıraklığı yoktur, kalfalığı yoktur, ustalığı yoktur. Bu tek başına büyük bir delildir. Bana bir meslek söyleyin, eğitimi olmasın. Öğrenmiş birisinden öğrenmemiş olasın. Mesela amcamın çocuğuyla gittik. Bana ilk balıkçılığı öğreten, yani balık tutmayı babamdır. Nerede olur, nasıl bulunur, ne zaman yemlenirler balık, ne zaman mağarasından çıkar, nereye atılır, hangi saatlerde olur, tamam mı? Hani günde iki defa yemlendiğini, sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarken, gündüz olamayacağını, ancak dere geldiği zaman balıklar kenarda olduğunu, niçin? Mağaraları toprak doldurduğundan mağaraları kapatır diye kenarlarda olduğunu, bulanık olduğu zaman serpmeyi dışarı, misali için söylüyorum. Yani bir balık tutmayı bile ustadan öğreniyorsun. Ustalığı ustalardan öğreneceksin. Bu kuraldır. Ustalığı ustalardan öğreneceksin. Peygamberliği hiçbir peygamberden öğrenmemiştir. Hiçbir ustası yoktur. Kalfası da yoktur. Mektebi de yoktur. Ama ortaya koyduğu kanunlar 1400 seneden beri insanlığın dörtte birini, akıllarını inşa, kalplerini ihya, hayatlarını ve cemiyetlerini, aile hayatlarını ve hükmetmediği tuvalet hayatından özel hayata kadar hepsine hükümler getirmiştir. Her hükmün geçmesine zaman, yani zamanın geçmesine rağmen her bir hükmüne zaman daha çok muhtaç olduğunu gösteriyor. Hem İslam'ın ilk ortaya çıktığı zaman ve zemin ve insanların durumu yine İslam'ın hakkaniyetini gösteriyor. Yani İslamiyet'in çıktığı zamana bakın. İslamiyet'in çıktığı zamana ve zemine bakın. İnsanların durumuna bakın. Yani o ortamdan böyle bir şeyin çıkması, yani zıt zıttından çıkmış. Zulmün zirvesinde adalet çıkmış. İnsanlığın olmadığı yerde insanlık çıkmış. Fedakarlığın olmadığı bir yerde böyle bir şeyin çıkması yine toplumun doğması olmadığını gösteriyor. Toplumun doğmadığı değil yani. Kur'an aklı ve kalbi birleştirmede muvaffak olmuştur. Sırf aklı alıp kalbi bırakmamış, sırf kalbi alıp aklı bırakmamıştır. Akıl ve kalp ve ruh ve bedensel hayat bütünlüğünü getirmiştir, muvaffak olmuştur. Yani hiçbir kitap böyle olamaz. Yani tıp kitabı hayata hüküm getirmemiştir. Aile hayatına tıp, yani tıp beyinse beyindir, gözle alakası yok. Tırnaksa tırnaktır, sosyolojiyse bitkiyse ayrı, kaynakçıysa ayrı. Tamam. Sen kimya. Beşerin o zaman söyleyebilmesi, bilmesi mümkün olmayan mevzuları hulasa edip ifade edebilmesidir. Bu da mevzuya hakim olduğunu gösteriyor. Bir konuda firistevari, fezdeki yapabilmesi o konuya hakim olduğunu gösteriyor. Fezdeke, öz, hulasa edip takdim edebilmek o konuya hakim olduğunu gösteriyor. Bir misal söyleyeyim müsaade ederseniz. Mesela 6 ay çalıştım, tek bir şey öğrendim. Diğerleri onun detayıdır. Görüyorsunuz gece gündüz çalışıyorum. Çalışıyorum, başka bir şeyim yok yani. Hayatta bu. Simaya çalışıyorum. 6 ayda bir şey öğrendim. Ama diğer bunun detayları. Lavaboya, tuvalete giderseniz aynaya harici gösterir. Karşıki tarafı gösterir. Böyle bakarsınız. Parlak ayna. Oysa şu deriden, deri kadar parlak, kapsayan, cami, hayatlar, ruhlu bir ayna yoktur. Zira bu ayna karşıyı gösterir. Bu ayna ise bu sima, deri aynasında ruhu, batını dışarıda gösterebiliyor. Dışarıda olanlar burada hulasalanıyor, çanak anten gibi televizyonda gözüküyor. Çanak anten uyduyu çekiyor, sen uyduyu gözle göremezsin.
konuşman gitmez oraya. Oradaki ses de gelmez, duymazsın. Ama çanak anten onu absorbe ediyor, çıkıyor, alıyor, televizyonda gösteriyor kabloyla. Çanak anten gibi dışarıdan etkileniyor, dışarıdaki veri tabanları, verileri içi alıyor burada, burada formatlıyor, değiştiriyor. Mesela kulak gibi. Ses diş kulağa gelir, ses dalgaları elektriksel impülslere, enerji dalgalarına dönüştürülerek beyinde işitme merkezinde elektrik dalgaları gider, ses gitmez. Bu, burun da öyledir, göz de öyledir. Ve aynanın içindedir bunlar. Şu deri kadar ayna, cami bir ayna, külli bir ayna yoktur. Aynada siz ruhunuzu, duygularınızı, fikirlerinizi, hassasiyetlerinizi gösteremezsiniz. Ama sima ne halidir, korktun mu? Allah Allah, hasta mısın? Ne oldu, bir şey mi kafaya taktın? Lan ne olan suratından bin parça olur düşecek. Gündelik hayatta simaya bakarak konuşmuyor muyuz? Bu zahir. Her fikirlere göre sima değişmiyor. Namaz kılıp kılmadığın, zekat verip vermediğin, günah işleyip işlemediğin gözükmüyor. Affınıza sığınarak sabah işte değil mi? Bak bakıyorsun, abdest almadın sen, simada gözüküyor. Ne abdestlisin? Değil mi? Yemekte. Nasıl abdest yiyor? Yemekte oturduk. Değil mi? Bir baktı. Sen abdest almamışsın. Git abdestini al. Nasıl gözüküyor? Abdestin var mı yok mu? Gözüküyor. Allah gösterirse görüyor. Nasıl gözüküyor? Ya abdestle ne alakası var? Böyle bir ayna işte. 6 ayda bunu öğrendim. Ama Kur'an nasıl bir şey? Yani siz bunu 6 aydaki diğer mevzuları öğrenmeye bu kadar zaman verse ömür yeter mi? Bu nasıl bir şey ya? O zaman diyor ki bu aynada ruhu seyredersin. Ruhtan da ahiret ve Allah'ı seyredersin. 6 ayda aldın bu. Hiç şüphen yok. Navigasyonun gösterdiği adresten. Navigasyonun adresinden yazıyorsun değil mi? Kuksafen. Ne Biremen Afen'de Kuksafen. Adresi verdi. Fişdanınızla söyleyin. Adresi yazdıktan sonra navigasyonda şüphe ediyor musunuz? Lan yalan söylüyordur ya. Yok. Aynı bunun gibi. Bu simadan ruhu seyrediyorsunuz. Şüphe yok. Ruhtan da Allah'ı seyrediyorsunuz. Aynı böyledir. Bunun kadar harika bir harita yoktur. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorsun? Hangi ruhtan abi? Anlamadım ben şimdi. Karşındakinin ruhundan. Hem ondan hem kendi ruhundan. Kendi ruhundan. Tabii canım. Bu sima ile simamı sinemama getiriyorum. Aynaya aynaya. Gözü göze. Gözden kalbi seyredersin diyor münafık bahsinde. Peki ruhtan nasıl seyrediyorsun abi? O nasıl oluyor? Şimdi namazı kılıp kılmadığın gözükmüyor mu? Namaz peki kılıp kılmadığın ruhsal değil midir? Nuraniyet. Haram. Helal. Ruhaniyet değil midir? Namaz kılıp, zina yapıp yapmadığı bir gözünde belli mi? Değil mi? Neler görüyorum, neler geliyor. Bugün Allah'ını seversen almaya değdim. Bakmayın simaya demedim mi? Doğru söyle. Bakmayın ödünüz patlar. Bir tane gördüm ki köstebek gibi. Vallahi billahi yalan söylüyorum. Tam bir köstebek, haza köstebek. Yani en fazla domuz, bir de çakalaz var dedi. Çakalaz var. Sanki hayvanım. Ben çok maymun görüyordum abi. Ya. Maymun, köstebek, var ya oradan oraya delip boyun, her türlü her şekle girebilen. Domuz, ekstra yani. Peki neyi seyrediyorsun? Nasıl bir şey ya? Yani bunun kadar parlak, ruhu yansıtan, ruhsal, hayatsal, fikirsel, hissel bir ayna yoktur. Hisler bile yansıyor. Burada yapamam. Bu aynada, tuvaletteki aynada yoktur. Bakın ne anlatmak. 6 ay gece gündüz uğraştım. Bu temel. Ama bundan sonra insanoğlu, benim dava kardeşlerim, nurcular bunu duyduktan sonra bunun çapını genişletecek. Çok şeyde kullanacaklar. Haşirde, kaderde, ruhta her şeyde kullanacaklar bu misali. Bu parlak aynayı. Bu ben muvaffak biraz oldum. Bu bir mevzu. Kur'an'da haddi hududu olmayan mevzu. Hepsine bu kadar zaman verse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki ben de var olan kitabı araştırdım.
Ben var olan kitaptan bulmaya çalıştım. Bulduğumdan da emin değilim. Yani şöyle diyeyim, %100 bana vahiy gelmedi ki doğru diyorsun. Değil? Şimdi bakın, vardan ben çıkarmaya çalışıyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, nümune yok, misal yok, mukayese yok, taklit yok, patent yok, model yok, mukayese yok, başka bir yerden muacele yok, benzetme yok. İlk ve son yapıyorsun, ilk ve son söylüyorsun. Deneme, yanılma şansın yok. Hata yapma şansın sıfır. Bir yerden çıkartamazsın. Yok zaten. İlk ve son yapacaksın ve en mükemmel olacak. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir kelam olamaz. Böyle bir hüküm olamaz. Beşerde olamaz. Beşerin sisteminde terakki etme, zaman ve zemine göre, şartlara göre kemalat sahibi olan insanın ve kemalatından sonra söyleyebileceği ve yapabileceği sözleri ve davranışları ancak en sonu, en başta diyebilen ancak Allah'tır. Beşer diyemez, peygamber de diyemez. Ha, peygamberin ağzına koymuşsa der. Ki koymuş. Bu olamaz yani. Bu olamaz. Zaman ve zemin, yani zaman ve şartlarla, terakki ve tekamülden sonra söylenilen ve yapılabilen bir şeyi daha bu süreci yapmadan söylemek ve yapmak imkansızdır. Olamaz böyle bir şey. Peygamber tuhaf bir meslektir. Yok böyle bir meslek. Kur'an düşünmeye ibadet diyerek, şuraya bak, iyi dinleyin bunu. Kur'an düşünmeye ibadet diyerek, tefekkür yani, diyerek düşünmeye, tefekküre kutsiyet vermiştir. Böylelikle zihni inşa edilmesinde kendini inşa etmeyi teşvik ediyor. Yani Kur'an nasıl aklı inşa ediyor sorusuna şöyle cevap buldum. Kur'an düşünmeye, tefekkür etmeye ibadet diyor, kutsiyet veriyor. Böylelikle zihni inşa edilmesinde kendini inşa etmeye teşvik ediyor insan. Zihni inşa ederek insan kendisini inşa etmeye teşvik ediyor. Yani Hristiyanlar gibi akıl şeytandır, kilisenin kapısına koyun demiyor. Yaqilun taqilun efela tefekkerun efela tedebbürun fetebiru ya ulul elbab gibi ayetlerle hükümlerini akla gösterip ispat ediyor. Aklı olmayan şeylere akla iman et teklifini yapmıyor. Çelişki olur. Aklın kabul etmeyeceği, edemeyeceği bir şeyi akla iman et demek, kendini inkar et demektir. Çünkü Kur'an'ın bütün hükümleri hem naklidir hem aklidir. Risale-i Nur bunun en büyük delilidir. Aklını kullanamayacaksınız, aklını kullanmayacaksınız diyerek aklı inkar etmemiş, bilakis niçin kullanmıyorsunuz? Niçin bu kadar az düşünüyorsunuz? Ne kadar az düşünüyorlar? Bakmazlar mı? Bakmıyor musunuz? Diyerek düşünmeye, tefekküre kutsiyet kazandırmıştır. Yaratılışımıza nazarı dikkate çekiyor. Hiçbir felsefi öğreti bunu böyle görememiş. Yani yaratılışımıza nazarı dikkate çekiyor. Yaratılışımıza dikkati çekiyor. Hiçbir felsefesi ve öğreti bunu görememiş. Ceninden hangisini? Ceninden tuvalet adabından bahsetmemiş hiçbir felsefe. Yani insanoğlunun tuvalet adabını hiçbir felsefede geçmez. Karl Marx'ta, Tao'da, Nisan'da, Üsüzü'de, şunda burada hiçbirisinde tuvalet adabı yoktur. Ceninden, tuvalet adabından özel hayatına kadar insan felsefesinde işlenmez mevzu olmaz. Tuvalet adabından uzaya kadar, ruhtan ta kabire kadar, özel hayattan aile hayatına kadar, kendi evi tanzim etmekten devlet kurmaya kadar her konuda fezleke getirmiştir. Öz cümle, öz hükümler getirmiştir Kur'an.
diğer dinleri veya öğretileri unutturmuyor. Onları bırakın demiyor. Bilakis ona ümdelerini ifade ederek akla havale ediyor. Yani onları tahsih ediyor. Düzeltiyor. Onlara karşı kör ve sağır kılmıyor bizi. Sağır olun, kör olun, itin kalkın demiyor. Onların hatalarını tahsih ediyor, doğrularını onaylıyor. Tarihi bilimsel ve alametleriyle istikbale taşıyor ki, bir insanın buna muktedir olabilmesi mualdir. Tarihi bilimsel ve alametleriyle, mesela Karun'u, en çok moşe olan, Karun, Firavun, Kızıldeniz. Yani tarihi bir hadiseyi maziden istikbale atarken bunu anlatırken ve vakayı da söylüyor. Bir de tıbbi ve fiziksel gelişmelere ufuk açıyor. Yani Firavun çürümemişse çürümeyecek bir madde bulabilirsiniz insana. İbrahim Aleyhisselam kıssası da ateşe atılıp yanmamasıyla ateşe atılıp yanmayacak maddeyi bulun diyor. Yani insani terakkisinin son uçlarından bahsediyor peygamber kıssalarında. Kısa gibi gözükürken insanın teknolojisinin uçlarından, teknolojinin uçlarından, son terakkisinden bahsediyor. Yani buna bir misal olsun diye bir şey yapayım. Bir daha okuyayım. Tarihi bilimsel ve alametleriyle istikbale taşıyor ki bir insanın buna muktedir olabilmesi muhaldir. Misal vermesinde olayları tiyatro gibi peygamber kıssalarında herkesin kendisine ait rolleri bulabilecek, çıkış yolları görebilecek tarzda ifadelenişinde de istisnadır ki o tarihte de bu yöntemin kullanılması gariptir ve aciptir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde insanlara o zaman çıkan bir yöntem var. Peygamber kıssaları. Peygamber kıssaları bir serüvenden bahsediyor, bir tiyatrodan bahsediyor. Bir hayatı sergiliyor. Hayatın içinde başrolde oynayanlar var. Zalimler var. Doğrular var ya yanlışlar var. Bu olayları bize sergileyerek herkes kendi içsel ve ailevi veya psikoloji sorunlarını veya düşünce mevzularını böyle peygamber kıssalarında, Kâb-i Nuh tufanında, Kâb-i Süleyman Aleyhisselam'ın hadisesinde, Kâb-i İbrahim Aleyhisselam'ın şeyinde, Kâb-i Yusuf, Kâb-i Musa, 28 tane peygamberin kıssalarında böyle bir olayı sergiliyor ve kişi içine katarak orada çıkış yolları gösteriyor. Herkes kendisine ait sıkıntısına çıkış yolları peygamber kıssalarında bulabiliyor. Bu sistem, bu eğitim yöntemi peygamberim zamanında aleyhissalatü vesselam bilinmesi, uygulanması mümkün değildi. Yani bir taklit yok burada. Bunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kur'an tefsiri Risale-i Nur'da malum 26. limada kullanıyor bu yöntemi. Bir de 20. sözde kullanıyor. Peygamber kıssalarındaki maddi terakkiye, bak unutmayın bunu, peygamber kıssalarındaki teknoloji ve maddi terakkinin uçlarını 20. sözde bunu tefsir ediyor. Orada örnekler sergiliyor. Peygamber kıssalarında buhran, bunalım, sıkıntı, şahsi ve kişisel, ailevi sorunların çözümünü de 26. lemada peygamber kıssaları gibi kıssaların içerisine çözümler sunuyor. Dün mesela 13. ricada yaptık. Bir amende ya ondan. Kur'an karanlığı gösterirken en karanlık neresi olabilir? Ne hatırınıza geliyor? Gerçi bu sağda solda epey bahsetmiştik. Karanlık deyince en karanlık, zifiri karanlık neresi olabilir? Anne karanlığı. Anne karanlığı. Başka? Kabir. Diyor ki
Yani onu biz intikal edemeyiz. Bizim dışımızda bir alemde olacak. Yani elbette ki kafa çok zifiri karanlıktır. Çünkü kafanın içinde hiç olmaması lazım. Ama insana düşünceyi vermesi için kendi bilemeyeceği bir şeyi kafanın içine yapmaz. Hariçten bir yer, onu söyleyeyim size. Kur'an karanlığı gösterirken hiç hatırımıza gelmeyen karanlıktan bahsetmesi ki orası da denizin altıdır. Yani evet. Ve bütün kırılmalar, dalga boylarının hepsini kırılıyor, aşağıya ulaşmıyor. Ulaşmadığı yer var. Orada ki karanlık bilim adamlarının bir kısmı inilemediğini, bazı yerlere inilemediğini, çünkü korkunç ve dehşet saldığını, insanın ruhuna ürperti verdiğini söylüyor. Böyle bir karanlık olmadığını söylüyorlar hiçbir yerde. Bilim adamlarının şeyini okuduğum için yazdım bunu. Kur'an niye denizin dibinde ruhsal sıkıntıyı, buhranı ve kabir dehşetini anlatırken denizin altındaki karanlıklarda niye misal veriyor? Oysa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam denizci değildi. Deniz de yoktu orada. Deniz de yoktu. Yani nasıl bunu bilebilir? O zamanlar o kadar derinliğe dalan da yoktu. Mümkün değil. İnsan ruhsal sıkıntısını anlatırken de, yani küfrün ne kadar korkunç bir insana dünyada yaşarken sıkıntı verdiğine örnek verirken şunu kullanıyor. Yesi'adu, yesi'adu, bazı harfini kullanarak kafir şuna benzer diyor. Yukarıya doğru yükseltilip de boğazı sıkılırcasına olur ya bir insan diyor. Yani yukarıya yükseldikçe oksijenin azdığını ima ediyor. Yukarıya yükselen insan oksijen az olduğundan böyle boğulur. Köpükler akar. Oksijen olmadığında. Oksijen yoktur demiyor ama öyle bir sistem kullanıyor ki oksijen, nefesin alınamayacağını söylüyor. Oysa NASA'da çalışmamıştır. Uzay teknolojisi alakadar değildir. Yukarıya çıktıkça oksijenin azalacağını nereden biliyor ve kafirin ruhsal bunalımını yese'edu fis sema, semaya yükseltilen insana benzer diyor. Yani boğazı sıkılıyor ya diyor. Kur'an'daki Nas suresinde dişi arıdan bahsediyor. Dişi arıdan bahsediyor. Hakikaten Nas suresinde dişi arıdan bahsediyor. Hakikaten kovanı dişi arı yapıyor. Bir de Ankebut suresindeki misalde siz Allah'ın dışında dost edinmenizi dişi örümceğe benzetiyor. Dişi örümceğe benzetiyor. Dişi örümcek erkek eşini bile yer. Sonra kendi nesli kendisini yer. İlk önce örümcek ağını yapıyor dişi örümcek yapıyor. Sonra erkek eşini yiyor. Sonra doğum yapıyor. Sonra çocukları büyüyor. Yani şey yediriyor. Sonra öyle bir döneme geliyor ki yani çocuklar daha muktedir değil. Annelerini kendileri annelerine annelerini bırakıyor. Annelerini yiyor. İşte Allah'tan başka dost edinmemeniz buna benzetiliyor. Dostluğu bu senaryoya benzetiliyor. Yani arıcı olmadığı halde Nas suresinde dişi arıdan bahsediyor. Hakikaten kovanı yapan dişi arı yapar. Bir de Ankebut suresindeki misalde siz, bak meale, siz Allah'ın dışında dost edinmenizi dişi örümceğe benzetiyor yani. Dişi örümcek, yani dost edinirseniz diyor, Ankebut suresinde dişi örümceğe benzer diyor. Allah'ın dışında dost ararsanız. Niye diyor? Bu dişi örümcek eşine ağa ördürür. Sonra dişi örümcek onu yer. Sonradan artık kendisi yavrularına kendisini bırakır. Dişi örümcek erkek eşini bile yer. Sonra kendi nesli kendisini yer. İşte Allah'tan başka dost edinmeniz buna benziyor. Acayip bir şey ya. Acayip bir yöntem kullanıyor. Bu yöntem daha yok. Bilim, nedensellik aşamasından sonra birikimini söyler. Bilim,
nedensellik var ya, neden, neden, neden diyerek ilimi toplar. Topladıktan sonra birikimini söyler. Kur'an ise nedenselliği olmadan direkt neticeyi söyler. Misal, anne karnındaki alakayı bilim hücre teorisini, hücre teorisini ve teorileri birleştirerek diyebilmiştir. Kur'an ise neticeyi direkt söylediği için nedensellik aşamaları aşarak söylüyor. Nedenleri, nedensellikleri yoktur. Direkt hükmünü söylüyor. Çok diyaf değil mi? Kur'an çıktığı döneme, çevreye ve elinde zahir olana, bak dikkat edin, Kur'an çıktığı döneme, Kur'an çıktığı çevreye ve Kur'an elinde olan, elinde zahir olana insafla bakılsa, insan üstü olduğu görünür Kur'an'ın. Çıktığı döneme, zamana ve Kur'an'ı elinde olan, bu alan kitabıdır diyen zata bakılırsa, hakikaten onunla kaynak itibariyle alakası olmadığı gözükür. İnsafla bakılırsa. Onun olmadığı. Çünkü nedenselliği kullanmadan direkt her şeyin hükmünü vermesidir. O zaman söylenebilecek ilmin son noktalarını denebilir mi? Yani o zaman söyledi, şu anda bile ilmin daha diyemedi, son üç noktalardan bahsedebilir mi? Hem o zaman bulunanlar, hem o zaman bulunanlar kendilerine izafe ediliyordu. Şimdi de öyle. Yani bir şey buldukları zaman bulana izafe ediliyor. Newton teorisi, kuantum teorisi. Hani bulan, bulanın ismiyle yad ediliyordu. Yani ben buldum deriz. Oysa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana vahyedildi, benim değil demesi de o zamanda ve bu zamanda enteresan değil midir? Bana vahyedildi. Eğer kendisi bulmuş olsaydı ben buldum derdi. Ve onun ismiyle ve onun özellikleriyle yad edilirdi. Bu enteresan değil mi? Einstein teorisi deniliyor. Newton'un teorisi. Muhammed'in teorisi yoktur. Ve öyle şeyler bulmuş ki mesela adam yer çekimini bulmuş. Newton değil mi? Yer çekimini bulmuş. Sıbbuha meşhur. Dünyada meşhur olmuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruh çekimini bulmuş. Hani o cisim çekimini bulmuş. Bu niye çekilir? Demiş. Demiş ki bunun özgül ağırlığıyla dünyanın merkezindeki mama arasındaki özgül ağırlığı arasındaki fark çekim yasasını bulmuş. Bu niye çekiliyor? Hani dünyanın merkezindeki yoğunluk, bunun arasındaki yoğunluk orantısı. Yani hangisi büyükse onu çeker. Bulmuş, dünyada meşhur olmuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise insan ahirete doğru çekiliyor. Beka, ebed, sonsuzluk, ölmek istemiyor, dert istemiyor. İsteklerine bakın bakalım. Hep bir yere doğru çekiliyor. Faniden değil. Faniden öteye. Faniden öteye. Hep mükemmele çekiliyor. Buna ruhun çekilmesinden bahsediyor. Bu diyor sistem ruhtaki yapıyla ahireti gösteriyor. Ahiretin en güzel delili insanın ruhudur. Gelecek hayatın, ağacın gelecek hayatını en güzel delil çekirdeğidir. Madem çekirdeği yapmış, yapan zat o çekirdekte gelecek baharı kastetmiştir. Ahireti yapan zat onun sistemini ruha koymuştur. Ruhta istekler olarak koymuş. Ruhun istekleri, sistemi ahireti gösteriyor. Yani ahiret çekim yasasını buldu. Ama onun kadar meşhur değil mesela. Newton kadar peygamberimiz meşhur değil. Ve onunla bir yasa tanımlanmıyor. Muhammed'in yasası yok. Muhammed'in Kur'an'ı ama Allah'ın vahyettiği Kur'an deniliyor. Muhammed'in Kur'an'ı değil. Allah'ın Muhammed'e vahyettiği Kur'an. Aleyhissalatü vesselam. Teleskopsuz evrenin genişlediği denilebilir miydi? Ama olmadığı halde demesi vahyedildiğini göstermiyor. Siz diyor
Biz diyor ki sabit zannedersin. Kainatı genişlendiriyoruz diyor. Ayet var. Kainatı genişlendiriyoruz. Ama sen bunu ancak teleskoptan sonra söyleyebilmişsin. Ha, teleskop nedenselliktir. Teleskopu kullanmadan ve tanımları efendim yüklemeden, daha önce gözlemler yapmadan sen bunu söyleyebilir misin? Jeolog değildi ki dağlar hakkında konuşabilsin. Nasıl derdi? Siz dağları sabit zannediyorsunuz. Oysa dağlar yürüyor. Bu denilecek şey mi? Uhud dağına bakıyorsun. Hira dağına bakıyorsun. Adamın gördüğünün tersini söylüyorsun. Ey asabım, görüyor musun şu dağları? He? Bunlar sabit zannederiz. Ey ya Resulallah, ne yapıyor? Adım mı atıyor? Yürüyor diyor. Üstünde oturarak söylüyorsun bunu. Bu Allah aşkına olabilir mi ya? Nasıl der yani? Dünya şöyle. Güneş doğdu. Tepeye geldi öyle. İkindi. Battı. Dönün kim? Güneş. Oysa diyor ki iki tane. Şimdi adam bunu görüyor bedeli. Güneş dönüyor. Sen buna desin ki hayır, güneş dönmüyor. Dünya dönüyor. Kur'an'ı inkar edecek. Ama yok, güneş dönüyor dersen feni inkar edeceksin. Kur'an ikisini de barıştırıyor. Bak bir daha söyleyeyim, anladınız mı? Bedevi dünyaya bakıyor. Dünya sabit. Güneş çıktı. İndi battı canım. Zaten öyle diyoruz. Bak güneş battı. Güneş doğdu. Biz dönüyoruz demiyoruz ki tarlaya giderken. Güneş batıyor. Ha şimdi halka dese ki hayır, güneş sabit, biz dönüyoruz. Gözümün gördüğüne inanayım, senin sözüne mi? Gözümün tersini nasıl söylersin? Peki, onun dediğini yaparsan ilmi inkar edeceksin. O zaman dedi ki, وَشَّمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِ اللّٰهَا Dönen güneşe yemin olsun diyor. Dönen güneşe deyince, avamı tatmin etti. Tabii canım, güneş dönüyor, doğru. İlime ne dedi? Güneş kendi ekseni etrafında saniyede 20 kilometre hızla gidiyor. Güneş ve 12 seyyare komple saniyede 30 kilometre hızla gidiyor. O da dönüyor, o da. Hem kendi ekseni etrafında dönüyor. Kendi ekseni etrafında dönüşü 22 günde tamamlıyor. Ve 20 kilometre. Güneş sistemi komple saniyede 30 kilometre. Tık dedi, 30 kilometre gidiyor. Sistem. Bak, ilmi de içine aldı. Bu denilecek şey mi yani? Hem onu barıştıracaksın, hem onu da doğru söyleyeceksin. Mikroskopu yoktu ki anne karnındaki çocuktan bahsedilsin. Hem bunların neticesinde mükafat değil, yurdundan sürüldü. Bunları söylemiş. Bunun söylemeyle mükafat da almamış. Yurdundan sürülüyor. Çocuklarınızı gömmeyin diyor, yurdundan sürülüyor. Zulmetmeyin, zekat verin, yardım edin, yurttan sürülüyor. İnsanları putlaştırmayın, putlara tapmayın, size yakışmıyor diyorsun, yurttan sürülüyorsun. Ya şu sizin yaptığınız tahtalara tapınmayın diyor, yurdundan sürülüyor. Bunlar ise heykelleri dikiliyor. Maddenin çekimini bulanın heykeli dikiliyor, ruhun çekim yasasını bulanın memleketine sürülüyor. Her şeyin kaybetti. Her şeyini kaybetti. Yani zengindi. Hatice-i Kübra radıyallahu anha zengindi hanımı. Kafilesi vardı. Zengindi bir insan peygamberimiz. Karısı zengindi. Peygamber oldu, her şeyini kaybetti. Bütün bunları ne diye yapsın? Madem peygamber değil. Yani sömürmek için desen var olanı kaybetti. Şehvet için desen kendisinden 25 yaş büyük, 15 yaş. Kendisi 25, kadın 40. Ne yapar? 15. 15 yaş büyük Hatice-i Kübra, o da kız değil, dül bir kadını aldı. Ve ölünceye kadar, 53 yaşına kadar ona kanaat etti. Kadın desen yok. Zengin desen kendi verdi. Peki bütün bunları niçin yapsın? Hep dayeti işkemciye de çekmiş. Bir defa karnı doydu. Bir defa elhamdülillah uykumu aldı dediği olmamış. Hep bütün bunları niçin yapsın?
Adam tek şey buluyor, meşhur oluyor. Bu ise bulmadığı bir şey kalmamış. Onun kadar meşhur olmuyor. Bu insan tuhaf değil mi? Yani bu haliyle tuhaf değil mi? Kimseye benzemiyor bu tarafıyla da. Ben bir şey buluyorum Altay'a da. Altay sene bundan bahsedeceğim. Bu ise bulmadığı bir şey yok. Bu hep de yeniden yurduna sürülüyor. Adem ve Havva'dan iki insandan nasıl çeşitli insan ve kan grubu olmuştur sorar da, insan bunu sorar da, yani insan soruyor. Adem ve Havva'dan bu kadar insan nasıl türedi? Bu kadar kan grupları bu iki insandan nasıl olmuştur sorar da, Darwin'e tek spordan, denizden çıkan spordan bu kadar çeşit insan ve kan grubu niye nasıl oldu sormaz. İki insandan çeşitli kanların nasıl çıktığını soruyor. Darwin ilk önce denizde bir hücre varmış. O hücrenin adı spormuş. O yosuna dönüşmüş. Daha sonra o yosun nasıl olmuşsa bizim ceddimizmiş dediğimiz. Sonra o yosun kurbağa gibi bir şey olmuş. Kuyruklu. He, o siyah kurbağa var ya. Bu, kurbağa olmuş. Sonra dalga dışarıya atmış. Sonra nasıl olmuşsa o kurbağa maymun olmuş. Sonra da ben olmuşum. Allah Allah. Bunun için neden sormaz? Adem ve Havva'dan tamam da iki insandan bu kadar çeşitli kan nasıl çıkmıştır? Ve bu ikisi evlenirken nikahını kıydılar mı diye bana soruyorsun. Ama kurbağadan insanın olduğunu sormuyorsun. Onu kafa yiyeceğim ya. Oğlum hayvan oğlu hayvan diyeceğim ben utanıyorum çünkü. Ama gerçi kabul ettin. Deden hayvan ya maymun. Ceddin de spor. Spor dediğimiz denizde bir hücre. O fokur fokur kaynayan kimyasal bir reaktör. Güneşten kopmuş parça. Suyu nereden getirmiş? Dünya. Güneş kabul edin. Bu parça buradan koptu gördünüz. Bu evet büyüklüğü küçüklüğünden bahsetmiyorum. Burada ne varsa bunda aynı yok mu madde? Dünya güneşte kopmuş parça mıdır? Evet. Peki güneşteki bütün özellikler burada olması gerekmiyor mu? Evet. E su nereden geldi? Kuş nereden geldi? Hiç sormaz. Güneşten kopan dünya nükleer bir kütle kazan. Fokur fokur kaynarken denizde sporu nerede buldunuz? Deniz nerede buldun yani? Sormaz. Ya bu deniz nerede oldu? Sormaz. Hadi denizde bir hücre oldu. Peki 1876'da vefat etti Darwin. Sana soruyorum. DNA ne zaman bulundu? 1935. Daha önce iddia edildi. DNA, hücrenin üzerindeki DNA, bilgi bankası kodların olduğu 35'te bulunmuş. Adam 1876'da ölmüş. Darwin döneminde hücre nasıldı biliyor musunuz? Çok okuduğum için biliyorum. Balon düşünün. Bu balonun içine maydanoz suyu koyun, şeftali suyu koyun, armut suyu koyun. Yani çeşitli gıdalar suyları koyun. Hücre böyleymiş. Çeşitli suları karışımı. Öyle biliniyormuş. Yani içinde DNA, RNA, genetik, mitokondri böyle bir şey yok yani. Kod yok yani. Bilgi bankası olduğunu, mazi istikbali taşıyan bir şey olduğunu, değişim zahirde olduğunu ama programda olamayacağını, ağacı aşılarsınız ama kökteki çekirdeği değiştiremeyeceğinizi. Tamam. Değiştirirseniz başka bir şey olur. Kendisinden çıkar. İşte adam güneşten kopmuş parçaya su nereden geldi sormaz. Suyun içinde spor nereden geldi sormaz. Suyun nasıl yosuna dönüştüğünü sormaz. Yosundan kurbağa, kurbağalar biliyorsunuz yavruları, kafaları misket büyük bir yer, kuyrukları farklı çırpma gibidir. Kurbağa görmüşsünüzdür ufak göllerde. Siyadır. Kafaları aynı uçurtma gibi kuyruğu var. Ondan sonra nasıl olmuşsa o deniz bir dalgalanmış. Dışarıya atıvermiş. Tövbe estağfurullah affet beni. Dışarıya atıvermiş. O da kızmış kafası. Olan deniz demiş ben sana nasıl hükmedeceğim göreceksin beni attın dışarıya. O da onu vermiş maymun. Kurbağada maymun olduk. Sonra maymundan geçirdik de bir babam oldu. Dedem oldu. Dedem olacak adam. Babam olacak adam pırasa lahana, fasulye kabak hıyar olmuş. Ondan sonra ben olmuşum ve bu duygular, bu fikirleri şu anda fasulye domates size konuşuyor. Bunu sorar
Ama Adem'den ve Havadan, Havanın şeyini sormaz yani. Çok tuhaftır. Bana soruyor, hocam dedi, Adem Aleyhisselam'la Hava validemiz arasındaki nikah kim kıydı diyor. Nasıl kıydılar? Vallahi ben nikah şahidi değildim dedim. Tamam, bilmiyorum dedim. Allah. Nikah şahidi değildim. Mehirinde konuştular mı bilmiyorum dedim. Ama bu iki insandan, mesela Cuma'da da vaaz ettim. Ruhtan, bak ben kadından, bir annemden doğdum. Bir başka insandan bir insanın nasıl doğar sormaz. Bir daha söylüyorum. Annem beni doğurdu. Bir insandan ben değilim o. Ben başka bir insandan nasıl doğarım sormaz. Benim ruhumdan cennet nasıl olur diye sorar. Anladık mı burayı? Peygamber'e o zaman demişler, sen ne getirirsen getir, Ebu Cehil demiş. Sana inanmayacağız demişlerdi. Demiş ki Ebu Cehil, ilginçtir ama. Güneş yardıktan sonra, parmaktan su akınca şöyle demiş. Ya Muhammed, bunlar normal değil dedi. Aynı söylüyorum ha size. Bu normal üstü. Bunlar mucizedir. Ama diyor, sen ne getirirsen getir, iman etmeyeceğim diyor. Bana boşuna tebliğ etme dedi. Şimdi de öyle. İnanmak ihtiyacı olana yetip artacak kadar deliller var. Bir insanın Müslüman olması için deliller çok. Bir insanın Risale-i Nur okuyup da imana gelmemesi mümkün değil. Şüphelerinin izale olmaması mümkün değil. Yeter ki sen ihtiyacını hisset. Bir insanın bak şimdi de öyle. İnanmak ihtiyacı olana yetip de artacak kadar deliller var. İnanmamaya niyet edene hiçbir şey delil olup inandıramazsınız. İnanma niyeti olmayana hiçbir delil değildir. Neye benzer biliyor musun bence? Yatıyor. Hey! Ne oldu? Uyanı uyandırabilirsiniz. Uyumuyor, uyuma numarası yapıyor. Hey! Hey kalksana. Bunu uyandıramazsınız. Çünkü uyumuyor. Uyuma numarası yapıyor. İnanmamaya niyet edene hiçbir şey delil değildir. Her şey abestir. İnanma ihtiyacını hissedene her şey delildir. Ufak bir şeyi hemen alıyor o zaman. Evet. Senelerce uğraşıyorum adam nurcu olsun diye olmuyor. Bir rüyada görüyor. Aa o abi neredesin? Hocam neredesin? Hocam sana gelmek istiyorum. Bir rüya gördüm korktum ya falan. Ondan sonra oldu da böyle. Bir kuyuya atılıyormuş mamaya. Beni görmüş ben de tutmuşum. Tamam adam nurcu ol. Bu kadar. 1,5 sene beraberdik askerde. İman şey risale olmadı yani. Aynı şeydeydi. Yok uğraştık olmadı. Her nöbette anlattım. Her şey her anlatışta başka bir şey buldum. He ama diyor başka konuya geçiyor. Ya boş ver diyor nöbetten sonra diyor poçayı nerede bulacağız diyor. Haşırı anlattıktan sonra diyor bana. Nöbetteyiz cephanelikte. Hiç unutmuyor. Ya ben sana yarım saatte anlattım şimdi poçayı mı düşünün? İnan onu düşünüyordum diyor. O sıcak diyor gece diyor garnizonda diyor alayda acaba orada mı pişiyor orada oraya mı gitsek oraya mı gitsek? Allah Allah. Hiç unutmuyorum. Poça pişiyor alayda gece de çıkıyor ya. Gece gündüz. Acaba o alayın orada pişene mi gidelim ona mı dedim. Dedim yarım saat sana aşırı anlatıyordum. Sen hiçbir şey yok dedi ben de açım dedi ya poçayı düşünüyordum. Peki niçin ses yapmadın? Zaman geçiyordu değişiklik oluyordu dedi. Ne işe yarıyordu dedim ben sana. Hayal kuruyordum dedi. Hayalime yarıyordu dedi. İyi hayal kurmalar sana. Ama tekisini diyor ki abi hayırdır niye geldin kardeşim? Ya abi bana tavsiye et ne okuyayım dedi ya. Ben dedi tabii böyle anlatmıyor da burası kızarmış alıcı. Tam böyle işte uzun rüya. Kuyuya atıyorlarmış ya korkunç ateş. Kaynayan. Ben oradan gelmişim tutmuşum rüya. Da Allah işte hidayet verecek. Tamam adama delil. Ulan bir sürü sana anlatmıştım delil olmadı bir rüya delil oldu işte. Acayip bir şey yani. Garip bir dünya. Ben de anlamış değilim bu işi yani.
Onun için en iyisi sahibine bırakmak. Kim nereye layıkse oradadır. Kim nereye layık ve mustahak ise oradadır ve orada olacaktır. Kul küllü ya'melu ala şakile. Kul dönüp dolaşır, fıtratına uygun yerde olacaktır. Orada ölecektir. Hiç endişe etme. Nereye layıksan orada öleceksin. Orada olacaksın. Ahirette de orada öleceksin. Dost dostuyla beraber olacaktır. Kur'an hayata anlam, ahlaka temeller veriyor. Şuraya bak ya. Cümleyi görüyor musun? Kur'an hayata anlam, ahlaka temeller koyuyor. Dinsiz felsefeci dedi, elhamdülillahi rabbil alemin. Tanrı başka Tanrı'ya mı hitap ediyor? Felsefeci bana diyor. Kur'an'da var ya, elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bunu kim dedi bana? Allah dedim. O da Tanrı dedi. Yani Allah bir Tanrı'ya başka Tanrı'ya mı hamd ediyor? Hayır, sana konuşmayı, hitap etmeyi öğretiyor dedim. Bana böyle hitap et diyen baba gibi. Oğlum, baba, baba, anne, 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 annesi falan. Çocuğa ne? Bana böyle de diye. Çocuğa anne babayı öğreten anneler gibi. Baba evladına konuşmayı öğretirken baba gibi cümleler konuşarak öğretiyor. Sen bana böyle hitap et diye büyükler, yüksekte olanlar kullanır bu metodu. Yoksa çocuk, oğlum, şimdi oğlum, oğlum dese o da sana baba yerine oğlum, oğlum diyecek. Bak ben sana oğlum diyeceğim, sen baba diyeceksin. Baba, liman babası. Allah Allah. Oğlum de bakalım baba demezler, diyemezler. Yani insanlar cehaletlerinin üzerinde dava inkar fikrini kurmamak lazım. Son cümle buydu. Yani insanlar cehaletlerinin üzerlerine dava kurmaması lazım. Yani cehaletinin iktizası bir şeye inanmaması gerekiyor. Cehaletinin peşine koşmaması gerekiyor. Cehaleti gibi yaşamaması gerekiyor. Bir yerleri sana taşıyarak seni inşa edip ötelere taşıyandır. Alimler bozulduğu için veya yok olduğu için halk bozulur. Bozuldu. Evet, bitti. Kur'an hakkındaki şeyimiz. Senin sorun neydi? Şimdi okula bir arkadaşımız vardı. Bana dedi ki, İslamiyet'te dedi, bazı hüküm ve meseleler dedi, Hristiyanlıktaki hüküm ve meselelerden daha mantıklı, daha güzel dedi. Fakat dedi, İslamiyet hayat-ı içtimaiyeye çok karışıyor dedi. Çok hükümler getiriyor. Çok hükümler getiriyor. Hristiyanlık? Hristiyanlık dedi, dört duvar arasında yaşanan bir din. İslam ise hayat-ı içtimaiyeye çok hükümlerle karışıyor. Hristiyanlıkta bir Tanrı seni affetsin, korusun, bir dua var. Hayatın hiçbir yerine hüküm getirmemiştir. Yani içkiden, içtim hayattan da, evlilikten, İslam hukuktan, mirastan bahsetmemiş. Dolayısıyla din diyor aslında bir kendi hususi dünyasında yaşanan olmalı diyor, değil mi? Evet. Ama İslam hayatın her safhasına hükmetmiştir. İşte bu sorusu Kur'an'ın hakkaniyetini gösteriyor. Kur'an'ın evrenselliğini gösteriyor. Felsefede misal verdim. Bir felsefenin öğreti ötekisini bağlamıyor. Çünkü evrensel değil. İçseldir ve düşünseldir. Kendisine hastır. Tamam. Oysa içtimai hayatta yaşayan bir insanın toplumda beraber yaşamak zorundadır. Sosyaldır. Medenidir çünkü insan. Peki insan ilişkilerindeki davranışlarımızı tanzim eden, adalete koyan, hak hukuku koyan yöntemi sen belirlersen bana zulüm olur. Ben belirlersem sana zulüm olur. Ve beşeri kanunların da ikide bir değiştiğine göre insani ilişkilerde veya insani problemlerde veya insanın rastladığı hadiseleri çözümlemede hangi yöntemin niçin doğru olduğunu nereden bilecek?
O zaman insanüstü bir kaynaktan çözümler getirilmesi lazım. İnsanlar arasındaki ilişkiyi, hukuku, insan dışı bir hüküm olması lazım, kaynak olması lazım. Kur'an'ın evrenselliğini gösteriyor böylelikle. Hristiyanlık evrensellik değil, kendi hususi dünyasına has kılmış. Onun için akıl şeytandır, kilisenin kapısına bırak. Onun için zaten çıplak Portekiz'de şaşırdı. Bunun sorusunda delil vardır. Kur'an'ın evrenselliğini gösteriyor. Mesela tuvalete nasıl oturacaksın? Niye bunu misal veriyorsun? Hem keri yani. Hiçbir felsefe öğretide, hiçbir dava, Karl Marx, Tao, Lenin hiçbir yerde, hiçbir felsefe öğretisinde tuvalet adabından yola nasıl tüküreceksin, nasıl yürüyeceksin, semadan, şundan bundan bahsetmez yani. Ya sosyolojiden bahseder, ya kapitalizmden bahseder, ya ekonomiden bahseder, ya siyasi şeylerden bahseder veya fikirlerden bahseder. Hayatın her safhasına mümkün değil hüküm getirsin. Çünkü evrensel değil. Peki insani ilişkilerde getirdiğimiz kanunlar ikide bir değişmiyor. Kanunlar değişmiyor. En fazla 3 sene 5 sene yaşıyor. Peki bugün getirilen kanun, ben de inanıyorum ki 5-10 sene getirilen kanun değiştirildi, yeni geldi. Bugünkü de yarın değişecek. O zaman ben ona vicdane nasıl bağlı olurum? Vicdaniyat olmuyor. Yani beşerin getirdiği kanunlar vicdanı bağlamıyor. Vicdansal değil. Enfusi değil. Ve insanlar kanaat vermiyor. İnsana memnuniyet vermiyor. Evrensel olmadığı için. Herkes kendi özel dünyasına göre hüküm getiriyor. Düşüncesine göre getiriyor. Kültürüne göre getiriyor. Eğitimine göre getiriyor. Bunlar değişirse bu sistem, yani düşüncesi, kültürü vesaire, kanunu da değişiyor. O zaman insan değişmeyecek bir kaynağa ihtiyacı var. Her zaman, her vakit, her yerde doğru olacak kanuna ihtiyaç var. Öyle bir kanun getireceksin ki Almanya'da da aynı kanun, Afrika'daki kanunla da aynı olacak. Şimdi Almanya'nın getirdiği kanun Afrika'da, Somali'de, Afganistan'da uygulayabilir misin? Böyle bir kanun olur mu? Ha o zaman peki Almanya Afrika'da iş yapmayacak? Afrikalı buraya gelmeyecek mi? İnsan ilişkiler herkes kendi potasında mı olacak? Peki toplumdan toplum farklılık yok mudur? Bu farklı toplumları öyle bir hüküm getireceksin ki vicdane tatmin olacak. Hepsi de memnun, tamam diyecek. Haşa, yanlış dahi olsa vicdane tatmin olmak doğruluğu göstermiyor. Çünkü vicdane tatmin. Vicdane tatmin olmayan, aklı olan hükümlerde hep şüphe vardır. İsabet etsem bile acaba ettiğimi nereden bilecek? Böylelikle hayatın her safhasına hükmedebilmesi için evrensel olması lazım. Evrenselliğini gösteriyor böylelikle. Kendi süsü dünyasında kalan din olamaz. Çünkü niye? İnsan ilişkilerinde din kullanılır. Yani insan ilişkilerinin ve kendisel çözümlerini. Peki din benim iç alemime hükmetti. Ona hükmetmese ne yapacağız? Ona ayrı, bana ayrı. Ben bununla toplum beraber yaşayacağım. Toprağı nasıl böleceğiz? Kavgamızı nasıl halledeceğiz? Davranışımızı ne yapacağız? Zaten burada demişti bir tane bak. Demişti ki, Kur'an hayatı anlam, ahlaka temeller getirmiştir. Yani yoksa vicdani olmuyor. Vicdan olmayınca da güven olmuyor. Güven olmayınca kavga hiçbir zaman bitmez. Hükümler o evrenselliğini gösteriyor. Çok ilginçtir tabii bu. Soru aslında delildir. O Portekiz'de de evet hatırladım. Ya diyor soru soruyordunuz ya siz böyle. Allah Allah papaz, ben papaz gibi ya hoca. Soru soruyorsunuz. O da cevap veriyor. Allah Allah. Çünkü Hristiyanlıkta soru soramazsınız. Ben bu kadar ayna katıldım. Soru yoktur. Olamaz zaten. Çünkü şeytan, akıl şeytandır. Akıl şeytandır, kapıya koyun. Çünkü şeytanlığı aklınız size öğretiyor diyor. Niçin aklı kilisenin kapısına koyun? Çünkü içeride ben neler yapacağımı akılla sorgulamayın. Oysa Kur'an'a, İslam'a girerken aklı şahit yapılıyor. İlk önce red vardır, taassup yoktur. Karl Marx demiş ki din afyondur, uyuşturur, öyle sokar insanları içine. Oysa tam tersidir. İslam'da ilk önce körü körüne teslim yoktur. İlk önce tenkit vardır, eleştiri vardır. Mesela bir insanın Müslüman olabilmesi için La ilahe illallah demesi lazım. Muhammedun Resulullah değil mi? La ilahe illallah Muhammedun. Bak ilk önce eleştiriyle başlıyor. La ilahe, ilahlar yoktur. Bak bakın ilah olacak neler olabilir sence?
Bakın bakalım ilah olabilecek, ilahlığa yakışabilecek, yani vicdanın tatmin olacak, insana ilah olacak ne o var? Bak ara ara, en son çar naçar, vallahi hiçbir tane yok ya. O zaman illa Allah'ı göreceksin. Körü körüne taassup, körü körüne inanmayı söylemiyor. Evrenselliğini gösteriyor. Kuşatıcılığını gösteriyor. Benim dinim tuvalet adabından da bahsetmesi lazım. Uzaydan da bahsetmesi lazım. En büyük sorunum olan kabri de çözmesi lazım. İnsani ilişkilerde bana böyle yap, davran dediği zaman vicdanın ha ben böyle yaptım, vicdanın rahatım. Ama ben dinin dışında ben bir davranırsam acaba ona isabet etti mi? Onu kırdı mı? Ona ne yaptım acaba? Hep acabada kalırım. Güven vermez bana davranışım. Oysa söylediğim sözlerde ve davranışlarımda güven vardır. Niye? Çünkü hepimizin üstü ve kaynak bir Allah'tan geliyor. Seni de beni bilen, ikimizi bilenden gelince o zaman güven oluyor. Sen de biliyorsun ki Allah adına söylüyor. Ben de biliyorum ki Allah adına söylüyor. O zaman güven olur. Ama felsefi şeyler olursa, düşünceler olursa o buna uymuş, o da o felsefe uymuş, o böyle düşünmüş. Cemiyet perişan olur. Ha işte Avrupa bali gibi. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha. Selamun aleyküm.